İyi misiniz Sertaç Bey? Değilim efendim. Ben de Tolga Bey ve İrem Hanımlarla gitse miydim acaba? Oo, seninle işimiz bitmedi daha. Tabii tabii. Bol aksiyonlu gecemiz daha yeni başlıyor Doğrucu Bey. Emine. Haluk, sen de bu konunun üzerine daha fazla durarak önemini arttırma lütfen. Bu konu zaten yeterince önemli. Anlamadım bunu. Ya Haluk, hakikaten uzatma bence. Yani hakikaten şunu tahammül ediyoruz ya burada. Ben bırak gitsin Allah aşkına. Sen rica ediyorum yani. Evet. Boş ver Haluk. Boş ver yani. Yok yere canını sıkıyorsun şimdi. Yok, bence de bırakmayalım. Yani Sertaç Bey'e yani bu şeyi yaptıran şeyin sebebini bulmamız lazım bir kere. Olayın derinliklerine inelim. Yok, derinliklere ineceğim. O derinliklere inip onu da orada bırakacağım. Kesin bu perdenin arkasında biri var. Birileri azmettirdi Sertaç Bey'i. Yok, kimse azmettirmedi. Fotoğraf paylaşmak istedim ve paylaştım efendim. Kimse benim paylaşım yapma özgürlüğümü elimden alamaz. Ya kardeşim, hasta mısın sen? Aldın yine sazı eline, başladın konuşmaya. Dersini almadın mı ya? Vallahi zor tutuyorum Haluk ha. Yani vallahi zor tutuyorum. Artık her şeyin bir şeyi var. Yani bırakacağım şimdi. Başına gelecek, göreceksin yani. Haksız mıyım Haluk? Zor tutuyorum yani seni ya. Yok, tutmuyorsun. Yok, yani tutuyorum gibi düşün. Yani o anlamda, şey anlamda tutuyorsun dedim. Yani ya tutmasam şey yaparsın anlamında yani. İnanamıyorum size efendim. Ben burada acılar içinde kıvranayım. Siz dersini almadın mı deyin. İnanamıyorum size. Resmen sizin içinizden barbar bir canavar çıktı efendim. Git. Allah Allah. Deli beni barbar canavar diyor ya. Deli mi? Vallahi sinirim bozuluyor gönül. Şimdi kendim şey yapacağım yani. Sen doğru konuş. Ben de doğru konuş, tamam mı? Sinirim bozma. Vallahi bırakırım Halo. Saldırır üstüne ha. Doğru konuşuyorum zaten efendim. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Üzüm üzüme baka baka kararır. Siz de arkadaşınız gibi barbar ruhlu bir canavar olmuşsunuz. Alo. 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 Ben ne yaparım ha? Alo. Allah aşkına otur ya. Hadi. Otur hadi. Sertaç Bey, siz bir sussanıza artık, ne olur ya. Tamam Haluk, tamam. Şey yapma sen. Tahriklere gelme abiciğim. Ne gerek yok yani. Evet Haluk Bey ya, tahriklere gelmeyin. Kesin perdenin arkasında biri var. Yani bu adam burada durdukça senin sinirin daha çok bozuluyor. Niye duruyor hala burada? Anlamadım ki. Hayır, hiçbir yere gitmeyecek. Rıza Bey ve Sultan Hanım'ı çağırdım. Birazdan gelecekler. Bu da özür dileyecek onlardan. Hayatta dilemem efendim. Dileyeceksin. Yanlışlıkla paylaştım diyeceksin. Özür dilerim diyeceksin. Yo, yanlışlıkla paylaşmadım. Gayet de bilerek ve isteyerek paylaştım efendim. Bak seni fena yaparım ha. Vallahi fena yaparım. Özür dileyeceksin. Tamam Haluk. Dilemeyeceğim efendim. Oğlum bak nasıl tanrılar. Haluk. Haluk. Otur artık hadi. Tuna. Tamam tamam. Tuna tutsana hadi. Tamam Haluk, şey yapma. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tarihlere kapılmış. Demek uygulamanızı ekleyen kişi İstanbul'daymış. Evet Simay, Ümit öyle dedi. Yani anlayacağın yakında tepesine bineceğiz onu. Arkadaşlar evet. Tamam ama lütfen ya, bu güzel gecede bu konuları konuşmayalım. Neydi, beraberken sıkıntılarımızdan bahsetmeyecektik. Birbirimizi boğaltmayacaktık değil mi? Evet haklısın Emineciğim. Birbirimizi boğaltmayalım. Evet. Evet arkadaşlar. Fotoğrafı kimin paylaştığı belli olmuş. Kim? Kimmiş? Sizce kim olabilir? Benim bir fikrim var. Söyle aşkım. Söylüyorum. Söyle. Bence Tuna Bey. Yanlış cevap. Sizden alalım. Ya ben Emine abladan şüpheleniyorum. Bir yanlış daha. Allah'ım, kim? Söylüyorum. Fotoğrafı çeken ve paylaşan Sertaç Bey'miş. Sertaç Bey hangisiydi? Şu doğrucu olan var ya, böyle böyle konuşuyor. Hatırladım, tamam. Oymuş işte. Vay be, Sertaç Bey'e bak. İşte. Ha, geldiler. Kapıyı aç, kapıyı aç. Haluk Bey, emin misiniz? Ya kapıyı açsana. İnsanlar kapıda bekliyor, hadi. Bakın bir daha söylüyorum, son kararınız mı? Doğrucu Bey'in topuklarına sıkmasın sonra Rıza Bey. Orasını bilemeyiz yani. Saçmalamayın, aç şu kapıyı. Ya Sertaç Bey, özür dileyecek Rıza Bey'den, bu konu burada kapanacak. Özür falan dilemeyeceğim Meltem Hanım. Ay bu gece bitmez. Emine aç kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sultanım. Hoş geldiniz Rıza Bey. Ne içersiniz? Ne içersiniz? Seninkinden olsun. Ben şu an için bir şey içmiyorum ama size çay ikram edebilir çayımız var. İçmiyor musun? Ben de bir şey içmek zorunda değilim da. Nasılsın kankacığım?
Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Sultan Hanım, ha bu muhabbetimiz bittiyse asıl meseleye gelelim de. Sen de kaldın benimle. Tamam, sustum, konuşmayalım. Sabaha kadar konuş, sahne seninidir. Haluk Beyciğim, ha bu fotoğrafı paylaşan kot kafalıyı buldunuz demek değil mi? Buldum, buldum. Buldum o kot kafalıyı, hatta taş fırın kafasıyla da buluşturdum. Tamam. Dedim. Peki, de bakayım kimmiş ha bu fotoğrafı paylaşan? Sertaç Bey. Ama şimdi kendisi sizden ve Sultan Hanım'dan özür dileyecek. Dilemeyeceğim efendim. Daha yeni tanıştı. Üstelik evinde misafir ettiği insanların üstünde böyle bir baskı kuran adamdan özür müzür dilemem ben. Bağ mı değil bu? Evet, size diyorum efendim. Fotoğrafı ben paylaştım. Pişman da değilim, özür de dilemiyorum. Haluk Beyciğim, müsaade var mı? Buyurun. Ay yapmayın. Çalın lafı. Ay yapmayın. Fotoğrafı paylaşanın kim olduğu ortaya çıktığına göre babam artık derin bir nefes almıştır Emreciğim. Esas benimki rahatlamıştır. Yani o bulamasaydı onu kesin uyuyamazdı, biliyorum ben onu. Evet. Ya ne diyeceğim ya? Şimdi bu bizi hackleyen İstanbul'da ya. Ya Ümit kısa zamanda bu adrese ulaşır değil mi Havuç ya? Ya kardeşim, bu konuları konuşmayalım dedik. Konuşma artık şunları. Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getiriyorsun önümüze ya. Yeter. Daha demin ne dedim ben? Ya bağırma abicim ya, niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum ben sana. Allah Allah, bunu beyin fırtınası yapmaya ya çalışıyor. Yapma, fırtına falan yapma ya. Nasıl adres? Görüyor musun? Ne? Nasıl yükseliyor? Benden bulaştı sana bu, ben sana söylemiyorum. Ne oldu, işte mi gitti? E tabii ya, etkileniyorum. Neyse, şimdi biz bunları bırakalım da esas Metocuğum, bizim konuşacak çok daha güzel konularımız var. Onlardan bahsedelim değil mi? Nedir onlar? Aşkım, bu Meto var ya. Hı. Aşık oldu. Yok, böyle bir şey yani öyle. Horon. Hadi bakalım. Bir yere gidelim. Öyle ne çabuk yani. Abartmayın o kadar ya. Öyle işte. Ne abartmayın? Başlangıçlar var. Şeyindeyiz öyle. Hafif. Emekleme. Şöyle bir detay var yalnız. Arkadaşımız yine platonik aşık. Kırdım şu halimi.